Yalnız şarvele kuruyoruz. Montajımız tamamlandı. Aracımıza arkadaşlar ne taktık? Lavoto taktık. Lavoto OBD2 akıllı kit. Bu araçlara uygun bir kit. Şimdi aracın testini, performansını önce ben kontrol edeceğim. Sonra araç sahibiyle beraber yola çıkacağız. Ve size hem aracın son halini göstereceğiz hem de Chevrolet Cruze'larda otogaz kullanımı ile ilgili detayları, teknik bilgileri, kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları size anlatmaya çalışacağım. Ve aracın içerisindeyiz. Montajımız bitti. Kontroller yaptık. İlk testini ben yaptım ve şimdi aracın sahibine direksiyonu teslim ettik. Aracımız Chevrolet Cruze. Soldan giriyoruz. İsim neydi? Mesut. Mesut kardeşim hoş geldin. Nereden geldin? Başakşehir'den. Başakşehir'den geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah geldiğine değmiştir. Şu anda değdi. Montajımız güzeldir. İnşallah ayarımız şimdi test ediyoruz. Ve yanımızda da Mesut abinin babası Şenol abi yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel. Bakalım testimizi yapıyoruz. Arabamız Chevrolet Cruze. Nereden geldik? Abi ben Başakşehir'den geliyorum. Başakşehir'den. Uzak bir yer oldu. Uzak, ama bayağı uzak. Başakşehir. Gelmeye değdi mi acaba? Vallahi bence 4-4'lük değdi. Şu anda hakikaten çok memnunum. Arabam hakikaten benzinde gider gibi gidiyor. Yani şu anda benzinle nasıl bize yorumla? Biz bu arada arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakikada dolaşıyoruz. Şimdi yeni açtık videoyu. Nasıl Mesut kardeş? Benzinde soldan veya gazda olup olmadığını anlamıyorum. Şu anda sanki benzinde gibi araba. Evet. Ses de hani sanki sessiz çalışıyor. Daha sessizleşmiş yani, gibi değil mi? Yani aynen. Aynen. İyi ya, çekişte hani bir şey yok. Hatta bir tık da üstünü bulduk gibi değil mi? Şimdi yani ben hani şimdi bir tık üstünü büyük bir ihtimalle öyle diyorum. Çünkü gerçekten araba gidiyor yani. Mesut kilitlendin birden. Acaba diyorsun ya şimdi LPG'den daha iyi gittiğini söylesem mi? Söylemesem aynen mi? Şimdi hani söyle, sorun yok. Buradaki arkadaşlar da inanmazdı yani. Ya ne alaka filan. Yok şey, bunu ben desteklerim ben dersen niye desteklerim? Desteklerim. Çünkü yani ben başından kontrolünü yaptığımda gerçekten de benzine göre bir tık daha iyi gidiyor aracımız. Zaten hedefimiz bu. Araç en kötü ihtimalle benzin gibi gitsin ya da benzinden daha ben iyi gitsin. Ben 2008'den beri gazlı araç kullanıyorum. Evet. 2008'den beri. Evet. Hakikaten şu andaki arabamın gidişi hakikaten bir normal benzinle gidiyormuşum gibi geliyor bana şu anda. Değil mi? Çok güzel. Şu mesela anda hakikaten önceki arabayla fark edersen hani düğmeye bastığınızda arada fark oluyordu. Benzinde biraz daha seri, gazda biraz daha yavaş. Değil mi? Şu anda ben o farkı alamıyorum yani. Evet, aynen şu öyle. Şu anda iyi bir durumda. Soldan devam. Şimdi arkadaşlar bu Chevrolet Cruze biliyorsunuz aynı motor bizim Opel Astra 1.6 atmosferik aracımızda da var. Çok montaj yaptığımız bir grup bizim için bu motor. Bu motorun 2011 model bu Chevrolet Cruze. Montajla ilgili bir iki tane çok önemli detay konusu var. Mesela bunların manifoldları çiftli arkadaşlar. Delik dolayısıyla manifoldu deldiğimiz ve gazı intikal ettirdiğimiz yer çok önemli. Açısı çok önemli ve yeri çok önemli. Ufak bir yanlış bize zaten motorla ilgili bazı sorunlara kadar gidecek problemlere yol açıyor. Bundan da ziyade araç zaten benzinli gibi gitmiyor. Şimdi ben bu tür araçlarda, yani bu tür derken subapla ilgili soru işaretleri olan araçlarda araç sahibine şunu söylüyorum, şunu tavsiye ediyorum. Bir, aracımız mutlaka benzin gibi gitmeli. Yani benzin gibi performanslı, akıcı ve rahat gitmeli. Bu çok önemli. Eğer günün birinde bu akıcılığı ve bu benzin performansını kaybettiği zaman aracınız, hemen arabayı benzin alalım ve bu sorunu çözelim diye uyarıyorum. Bunu hem burada söylemişken de size de aktarmış olayım. Yani şu anda aracımız benzin gibi gidiyor ama günün birinde bir sorun oldu ve gitmemeye başladı. Tık diye arabayı benzin alıyoruz, sorunu çözüyoruz. Çözmeden bu şekilde devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bu bize başta katalizatör olmak üzere peşinden subapla ilgili sorunları başımıza açacaktır. Bunu bilelim. Bu araçla ilgili diğer önemli bir konu arızalanması. Arızalanmasının yanmaması gerekir. Niye yanar arızalanması? Motor iç ısısının arttığını ifade eder ve der ki kullanıcıya, bende bir sorun var. Bu sorunu
çöz. Yani çözmeni istiyorum. Çözmezsen şu anda ben motor iç ısısı artmış olarak devam ediyorum yoluma. Bunu uyarıcı bir işaret olarak kabul edip de sorunu çözersek bir sorun yok. Ama bunu dikkate almadan uzun kilometreler boyunca gittim mi yine bizim alaşımlı metalden yapılmış olan subaplarımız burada hemen çarpılmaya uğrayacaktır ve subaplar değişecektir diyelim. Merak ettiğin sorular var mı Mesut? Az önce bayağı bir bilgi aldık zaten. Arkadaşlar bayağı da ilgilendi. Değil mi? Hani aşırı derecede. Montajla ilgili değil aynen, mi? Aynen montajla hani herhangi bir... Ekip güzel değil mi? Ekibi beğendin mi? Ekibin bayağı bir güzel. Değil mi? Servisi beğendin mi? Çok güzel. Güzel hani her şey en üst puandan not veriyorum. Gerçekten güzel. Geldiğime bayağı bir değdi. Evet. Tavsiye eder misiniz derseniz siz sormadan söyleyeyim. Evet. Ben tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu memnuniyetin yıllarca sürsün diye umut edelim. En büyük reklam bizim için tavsiye bu noktada. Özellikle sosyal medyada sağda solda böyle olumlu yorumlar bizi çok memnun ediyor. Bizi sağda solda tavsiye etmeye devam et o zaman. Emin olun yani bu konuda gerçekten de işinizin hakkını veriyorsunuz yani. Değil mi? Eyvallah çok teşekkür ederiz. Zaten şimdi biz çok medyaya açık bir firmayız. En ufak bir yanlış yapma, hata yapma şansımız yok. Olduğu zaman zaten yorumlar, olumsuz yorumlar hemen bizi etkileyecektir. Her şey bizde açık zaten gelişiyor. Zaten ben şunu söyleyeyim bakın. Vatandaşlar ne der ki işte bu bunların adamı falanca ne der. Ben ne sizi tanırım ne bir şey. Ben doğru. Sadece sizin reklamlarınızdan dolayı sizi tavsiye gördüm. Ederek değil geldim. Gördüm çünkü. Geldim. Onu gördüm de peki, geldim size. Peki gördüğün gibi çıktı mı geldiğinde sana? Daha fazlası da çıktı desem ben daha fazlası çıktı. Yani. Çok güzel. Ne güzel. İnanın daha fazlası çıktı. Şeyde bir şey daha söyleyeyim aklımdayken unuturum belki. Şimdi yapamıyorum da. Gaza mesela bastığınızda araba hani birden gidiyor. Mesela benim önceki arabada bu böyle bir şey yoktu hani. Yapışıyordu gaza böyle. Bastığınızda tepkiyi araba geç hani, veriyordu değil aynen, mi? Aynen. Pedal tepkisi. Aynen. İşte onun bir sebebi var. Burada gazı intikal ettirdiğimiz yer çok önemli ve açısı çok önemli. Motora bağlantı yerimiz çok önemli. Yok abi oradan dönmesi yasak. Şuradan döneceğiz. Dolayısıyla buradaki hani pedal tepkimesinin çabuk vermesinin en büyük sebebi bir enjektörün kısa olması. Motora çok yakın yere takıyor olmamız. İki, o nozulun motora montajını yapmış olduğumuz nozulun açısının ve yerinin çok ideal bir yerden olması çok önemli. Ben bunlara çok dikkat eden bir insanım. Yani kontrollerimi, yol testlerimi yaparken pedal tepkimesi çok önemli. Ani hızlanması çok önemli. Yani aracın benzinden farksız bir noktada olmasını ben çok önemsiyorum. Bunun için montajcılarımızı devamlı uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Sağ olsun onlar da bu konuda çok dikkatli davranıyorlar. Çok iyi montaj yapıyorlar. Ben hepsinden çok memnunum ekibimizden. Diyerek testimize devam edelim. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu bir gerçek. Ben dedim ya yıllardır gazlı araba kullanıyorum. Evet. Bir servis olarak da, bak servis olarak da, insancıl olarak da, servis olarak da hakikaten çok güzel bir yer kurmuşsunuz. Allah nazardan saklasın. Eyvallah. Allah da işinizi rast getirsin. Çok teşekkür ederim. Yani şaşırdım hani. Hakikaten ben şaşırdım. Yani. Yani hani merdiven atlıyorlar ya, bu mi? Merdiven altınları kaldırmışsınız. Yani çok profesyonel lazım. Olmuş abi. Hani yani. Bölüm bölüm oradan oraya hani herkes yaptığı işi biliyor. Oradaki adam onu yapıyor. Herkesin oradaki görevi başka. Adam onu değil yapıyor, mi? Oradaki adam onu ya yapıyor. Bir adam bir arabadan hani girip hepsinden çıkmıyor. Beyni bir başkası yapıyor. Atıyorum yani ön tarafı başkası yapıyor. Arka depoyu başkası yapıyor. Doğru. Ayarını doğru. Başkası evet. Yapıyor. Hepsi yani belli bir sistematikle devam ediyor. Araba bıraktım buradaydı. İzliyordum yukarıdan. Soldan burada, devam. Burada bıraktım arabayı. Bu tarafa geçti. Burada evet. Tüpü bağladılar. Öbür tarafa geçtim. Öbür tarafta beyni bağladılar. Evet. Orada hani, ayarını yaptılar. Aynen. Ayar bitti. Kontrol bitti. Aynen. En son noktayı da beraber koyacağız aynen şimdi. Aynen doğru. Allah razı olsun. İzleyen arkadaşlara tavsiye ederim. Eyvallah. Çok sağ ol. Şimdi az sonra bir bayır rampa testi yapacağız. Az sonra. Tamam. Şimdi de bir bayır çıkıyoruz. Bayır testi yapıyoruz. Bu arada sıkışık bir trafik var. Ona rağmen de maşallah. Nasıl kalkışı falan değil mi? Mükemmel. Değil mi? Mükemmel kalkıyor. Gazın tepkisi az önce dedim ya. Değil mi? Yani gazın tepkisi gerçekten de benzinden iyi şu anda. Çok fazla atıyor araba şu an. Aynen. Ya şu olay hani beni bitiriyor. Gerçekten benzinle mi hani tepki? Evet. Bir kullanım rahatlığı da var yani onu da.
Abi evet. Ben şunu söyleyeyim, hani bu arabayı bindirseler gazın farklı görünmese yani. Heh. Gazlı mı benzinli mi ayırt edemezsin. Anlayamazsın değil mi? Aynen. Çok güzel. Direkt. O zaman biz sizlere hayırlı olsun diyoruz. Testimiz Allah devam ediyor. Allah ama videoyu sonlandıracağız. Hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanmanızı temenni ediyorum. Bizi tavsiye etmenizi özellikle rica ediyorum. Anlayışınızı yolunuzu açık etsin. Ben inanın şu vaziyette bir huy dönüş yapacağız abi şuradan. Şu vaziyette bozmazsanız bu işi devam ettirirsiniz yıllarca. Burada. Evet. Sizden inanın sizden daha mutlusu yok. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bizi tercih ettiğin için. Evet. Duralım abi burada. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.